Herkese selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz konsolüsüne. Onur ve Murat karşınızda ve arkamızda da son zamanlarda kullandığımız dekor. Lütfen söyleyin, iyi mi oldu, kötü mü oldu bu? Biz çok emin olamıyoruz abi, çünkü. Bunun üzerine bir tane anket aç da daha rahat etsin insanlar. Tamam, açtım şu da o zaman tamam. Anketi. Oh be. Devam edin, etmeyin. Bugün arkadaşlar oyun firmalarının inatçılığından bahsedeceğiz. Ellerinde çok güzel oyun IP'leri olmasına rağmen bir türlü devamını getirmedikleri, inat ettikleri, insanların yapın ulan dedikçe yapmayacağız ulan dedikleri oyunlar. Her E3'te mesela, hemen giriyorum. Her E3'te hepimiz Ubisoft'un ağzına bakmıyor muyuz? Ulan şu Prince of Persia'yı söyle duyur, be abi. Bir duyur artık. Bir duyur artık, bir duyur. Birinci oyun bu. 10 tane oyundan bahsedeceğiz. Ulan elinde Prince of Persia var. Tamam, Assassin's Creed yaptın, anlıyorum da. Ya niye yapmıyorsun ya? Çıldıracağım lan. Yani yılda 5 tane oyun yapıyorsun. 40 tane Far Cry yaptın. Bilmem kaç tane Tom Clancy's ya. Tom Clancy's Prince of Persia yap abi. Evet. Yani yap yeter ki. Ya bak, Square Enix'de mesela Tomb Raider var. Tamam mı? Yani hani bunun eşleniği diyebilir misin? Değil. Değil ama hani konsept olarak bulmaca bilmem ne falan aksiyon derken adam tekrar avladı, puladı ve sattı ve çok da güzel oynuyoruz. Tamam, sonuç biraz daha zayıftı ama iyi gidiyor yani günün sonunda. Abi senin elinde de böyle güzel bir şey değer var. Değer yarattı yani, sonuçta yani. Ve hani şey hep söyleriz yani, Prince of Persia'nın platform öyle daha da ağır bir oyun aynı zamanda. Hani oradan mı oraya mı buraya mı falan bayağı düşünüyoruz ve çok keyifli, çok eğlenceli hale geliyorsun. Enteresan olan bir şey var. Küllerinden doğuran da sensin gene bu arada Prince of Persia'yı. Evet abi yani. Ha. Yani aynen öyle yoktu yani. Bitmişti, düşünmüyorduk Prince of Persia. Prince of Persia'yı şu level'dan bu level'a taşıyan Stand adam da yine sensin. Sen of çıkarttın, öldük bittik abi artık yeter. Bir de şöyle bir gerçek var. İnsanlar da hani artık Assassin's Creed'den, Far Cry'den bilmem neden bir böyle ya yeter ya, ooo hala aynı şey moduna girdin. Abi çak işte şu an tam zamanı be. Fransa'da ben mi yaşayacağım abi bu saatten sonra? Abi bu adamların Assassin's Creed konusunda çok sağlam şu en son yedikleri bir tokat var ya bu şeyden. Evet. Tom Clancy oyunundan. Ghost Recon'dan. Ona benzer bir tokat diyecekler ki Assassin's Creed'den. Diyecekler ki yani, tamam bu doydu artık. Doymuş artık bu adamlar. Burada daha fazla bunu ama zorlamayalım. Ya da onu da yap, onu da yap abi. Yap tabii canım. Yani ya, zıplamak ve bir yere tırmanmak ya, dışında ne ortak noktaları var aynen yani. Aynen öyle. Bir şey daha söyleyeceğim sana. Yani tabii ki belki içindeki yapan firma kim oldu bilmiyorum geliştirsin de. Bunların bir tane saçma sapan araba yarışı oyunu vardı ya. Neydi? Crew. Crew ha. Onu yapacağına. Onu yapacağına kaynağını bilmem ne Prince of Persia'yı bir adam ya. Yani korkuyor musun? İnat inat. Korkuyor harbi musun? İnat lan. Bunu yapan adamlar mı artık kalmadı? Ekipte de güvenemiyorsun lan, bu eldeki IP işini harcamayalım. Ya bir çok acayip. Bir sürü insan bekliyor bunu abi. Evet. Bir sürü insan bekliyor bunu. Yine Ubisoft'tan gidelim abi. Devam et abicim. Ya, devam et. Splinter Cell. Splinter Cell. Ya millet artık oyunların içerisinde dedektif oldu. Ha. Bilmem nerede poster gördük. İşte evet. Bilmem nerenin içerisinde DLC'nin bilmem ne şapkasında o vardı. O vardı. Bilmem karakterin sakallı halini gördük. Yaşlanmış falan. Oynuyor mu kardeşim sen milletle ya? Yapsana çok lan. Enteresan. Yapsana çok onu. Enteresan. Ya niye her sene sen Far Cry yapıyorsun? Niye her sene Ghost Recon yapıyorsun? Ya hadi Far Cry'i çok sattın, anlıyorum. Ghost Recon niye yapıyorsun abi her sene ya? Ki bu arada hepsi bu arada Hepsi birbirinin Tom aynı. Clancy's oyunu bu arada. Hani evet. Aynı çatı altında çok rahat olan hikayeyi yürütürsün. Garip abi işte tam şeydeyiz yani herif. Yani en son ne zaman çıktı şey Splinter Cell? Blacklist var 2013. 2013. Evet 7 yıldan 7 beri. 7 yıldan beri yapmamış. 7 yani. Yıldan beri adam 7 tane Far Cry çıkarttı lan. Bir de yani, hani şey de değil. Bak, Blizzard gibi 40 senede bir oyun yapan bir yer de değil. Yani hani baktığın zaman adamların oyun çıkartma periyoduna tabii, tabii. 3-4 senede bir oyun çıkartıyorlar zaten. Böyle de değil herifler şeklinde basıyorlar. Basıyorlar. İlginç abi. Çok yani. Değişik ellerinde ya. Ellerinde iki tane insanları. Bir de insanların sana bakışını da değiştirebilirsin yani. Kesinlikle elinde böyle yani. Bir fırsat tam zamanı, varken tam zamanı. Yapmıyor olmaları çok enteresan. Oradan o zaman geçelim abi. Geç abi. Warcraft abi. Evet. Ya güzel kardeşim yapmışsın bir tane şey tamam 2004 yılında. 16 senedir de sağlıyorsun sen bunu da. Abi yani Warcraft MMO olmadan önce de güzel bir oyun değil kesinlikle miydi abi yani? O şey yani. Yani hani Reforged yaptın 3'ü evet. Eline yüzüne bulaştırdın. Yapsana abi şöyle güzel devamını bir Warcraft getir bize, oyunu yani. Hikayeyi sürdür. Yok. Yok. Niye yapmıyor?
Ama Blizzard zaten İnsanlar ben şey diyorum. İstemiyor ama bu uyuşuk anda. Bir firma olarak görmeye başlamış evet, Blizzard. Uyuşuk hale geldiler abi yani. 5 yılda bir, 8 yılda bir tane şey sen söyle. Diablo. Ondan sonra bunun şimdi şeyi telefonu çıkıyor. Hey falan. Evet. Üretken değiller. Değiller. Üretken değiller bir abi. Bir MOBA araya sıkıştırdılar. Ha o kadar. Ama herifler sağıyor şu an. Warcraft'tan parayı basıyor. Şeyden, kart oyundan. Overwatch'ta. Evet tamam, götürdü. Overwatch'ta tamam, iyi onu gidiyor. Yok ama bitti. Bu kadar büyük firmanın daha fazla büyük bir şey yapması lazım Blizzard'ın. Niye yapmadıkları konusunu bilmiyoruz. Bak bu arada şurada gerçek. Yani RTS zaten ölüyor. Tamam okey. Ama abi şey de ölüyor. Diablo da ölüyor. O tür de ölüyor. Hack and Slash de ölüyor. Ama giden sen yürüyor. Sen yaparsan belki ölmez. Evet yürüyen yürüyor. Değiştir abi. Yani dediğin gibi hack and slash yapılan bir tür değil ki artık. Diablo'dan Diablo işte. Bir de arada Path of Exile falan evet, o kadar. Var. Yani saysan üçüncü bir oyunu en fazla üçüncü koyarsın. Bir tane kartun grafikli bir şey var. Yani dördüncüyü koyamazsın. Tamam RTS de öyle ama ya Warcraft'ın da bir şeyi var arkada. Ağırlığı böyle bir var. Ağırlığı var. Yani. İsmi var. Tabii. İsteyen bir şey var. Sen modernleştir onu. Evet. Reboot yap. Ne şey yapıyorsan yap. Sür. Sür abi. Ver yap, bize yapma. Warcraft'ı. Ver abi yapma. Warcraft'ı. Geç abi. Diğer senin şeye kanlı bıçaklıya. Şimdi getiriyorlar ya. Ha. Remaster'ı. Kotor abi. Kotor'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani bak tam bir Ubisoft'la. Bayağı bir sinir kaslarımız artacağı bir programa video, girip. Videoymuş bu ya. Bak, sinirden için girdi. Ubisoft'un aynısını yaşıyorsun BioWare. İmajın zedelendi. Evet. Abuk subuk bilmediğin anlara girdin bu arada. Kurtarmak için remaster yapıyorsun. Bu arada bak bilmediğin anlara girdin. Aksiyon maksiyon evet. Senin de yine. Antima falan. Tamam mı? Senin de yine abi. Ben şunu diyorum bak deneysel olarak yapmak istiyorsan yap. Ama ben naf tutar gider hobi satarsın. Olarak hobi yap olarak yapıyorsun. Yap. Parayı basar oynarım sorun değil güzel yaparsan ama inat ettim bunu sıfırdan çok daha güzel yapacağız. Artık Anthem'e çok düzen veriyoruz falan. Abi enerjini harcama bir adam ya. Sen çek abi Kotor'unu bizim altımıza mis gibi. Devam edelim biz. Oh sen bugün Kotor de Onur ön siparişi bastı net yani. Kesinlikle. Net. Ha şu anda belki bir Star Wars oyunu yapamayabilir. Yani gerçi niye yapamasın ya? O da Electronic Arts'ın altında. Tabii yapar abi, ya. Yapar bir anda şaşırdım. Activision'daymış gibi geldi. Yok hayır. Babalar güzel, gibi. Babalar gibi de yapar dediğin gibi. Ki zaten şu an Star Wars Furious da var bu arada. Evet. Filmleriyle beraber, çizgi filmleriyle beraber. Tam ortam pişmiş civcivle. Evet. Bas dayı orada olay Electronic Arts'ta bitiyor. Tabii. Şeyde değil. BioWare'de değil yani. Onun karar veren merci Electronic Arts. O da onlara abi vermiyor. Abi beni ilgilendirmiyor. Yani. O zaman aynen benim öyle. Derdim Electronic Arts'ta. Verin abi Kotor'u bize artık. Vermez. Yok. Vermez. 15 şu tane FIFA. Tabii. 20 tane Need for Speed. NBA. Ondan sonra NBA. Arada ne var? Battlefield. Ha, falan. O kadar. Sims. Adamın kafayı yordu şeyler bunlar yani. Garip. Ha. Bir geçir abi daha Electronic Arts'ta. Hangisinden geçir? O zaman Death Space'den bir geçir. Tamam anladık. Geliştiren adamları kapattın. Tamam. İyi de abi adamın İsim mı yok sende? İsim hakkı sende. Adam mı yok elinde? Ya lan Dead Space gibi bir oyunu niye yapmaz benim aklım çok almıyor önemli. Ya. Ha bir de şey. Aklım hani, almıyor abi. Sürekli böyle kaşınan bir oyunu Dead Space üzerinden ne kadar zaman geçtiğini sonuçta oynadın. Tepe tak bak gitti seri bu arada hani. Onu iyice da sen gitti. Yaptın evet. Bir yandan da. İyice yani. Kötüye gitti. Çok güzel konsept abi uzayda korku yok yani. Yok. Bu oyun QTE'lerini iyi kullanan bir oyundu. Atmosferi inanılmaz güzeldi. Güzel bir lore'u vardı aynı zamanda beraberinde. Abi götür işte ya. Yani para hazır. Bir yandan da hani şeyi de Star Wars'un son Star Wars oyunuyla birlikte sadece hikayeli oyunların da çok satacağı yani bir yandan ortaya da çıktı. Ortaya çıktı. Evet. Yani geçen yaptığımızda 2019'un en çok satan oyunlarda evet, aralığın 12'sinde çıkmasına rağmen listeye girmiş tabii bir oyundan dünya bahsediyorsun. Dünya satmış oyunda yani. Çünkü benim orada anladığım kadarıyla Electronic Arts ya bunu çıkaracağız 2 milyon satacağız 3 milyon satacağız bununla mı uğraşılır diyor. Benim anladığım o. Ya ama öyle değil işte. Evet. Baksana mis gibi sattı. Bak Kotor'un tam altyapısı hazır işte. Tam Kotor'un altyapısı hazır. Şey çünkü yani buna bağlı yani Star Wars evreninde bir şey çıkartırsan gidiyor demek ki hala. Ortam civcivli. Abi arada da uzay temalı bir şey daha korku oyunu. Görmedi. Koy abi de. Veya dünyaya indir ya. Hani evren değişti. Dünyaya geldi de. Dünyaya sürdü de. Gemi ulaştı falan de. Bilmiyorum. Ya yapmak istese ne ya? Ha yani şey benden yaparsın. Bakılacak yani Allah belki aşkına. Belki şu Resident Evil, Silent Hill falan yeniden böyle bir yükselişte tabii. Ya. Oradan belki onlar da bir şeyde tekrar bir onların toplantı nedir? Heh. Bütün şey yönetim kurulu Kurla. Toplantısında Kurla. Ya para oradan para gelir arkadaşlar diye bir düşünürlerse belki gider. Belki de bir ara yapacaklar dibimiz düşecek. Of. Yapmasın abi. Yer istemiyorum.
Bir tane daha gireyim Electronic Arts'a. Gir abi. Battlefield Bad Company. Anlamadığım şeylerden bir tanesi daha. Neden yani? Kaç sene geçti üzerinden ya? Xbox 360 oyunu muydu? Tabii ikisi çıkmıştı. Evet. Ondan sonra kaldı. Kaldı. Bitti. Yani Battlefield... Bu kadar eğlence, bu kadar goy goy. Bu kadar eğlenceli, bu kadar goy goy hikayesi güzel Battlefield oyunu yani. Bir de Battlefield ya, oynamak için sevmiyorlar. Şimdi hangi Battlefield'ın son çıkanlarda single'ı bitirdin? Tabii abi. Hadi saçma sapan single'ları var hepsinin de. Bad Company'yi çak abi. Ooo. Ha sen yine şeyi yapacaksan yap yani. Multisinde. Multisinde yap yanına. Yapmıyor abi adamlar. Yani inatla yapmıyorlar ya. Bu kadar çok insanları bekliyor. Adam gidip Battlefront yapıyor birbirinin aynısı bin tane. Evet. Ama gidip şey yapmıyor. Bad Company yapmıyor tamam. Yani. Garip. Boyun devrisine bastırıyorum yani. Ne diyeyim? Abi jüri ödülden geliyoruz ama yine arada... Electronic Arts. Evet. Lan ne Electronic Arts'mış? Freedom Fighters abi. Evet. Yani Rusların Amerika işgal etmesine dair bir oyunda 2003 mi 2004 mü neydi çok öyle eski. Bir şey. Çok eski. Ha çok talep var mı böyle yani abi, bak, insanlar Freedom Fighters bak, yaptım diyorlar mı? Şu an alta bak yağacak yoğun yağacak Freedom Fighters niye yok diye. Tamam. Net yani söyleyeyim. Bu kadar altyapıda böyle beklenen ve bu kadar kendine bekleniyor özgü. Bekleniyor gerçekten. Çok bekleniyor. Bu kadar kendine özgü bir oyun. Ben çok bu şey değil miydi böyle top yine şeydi de 3'teydi de yukarıdan baktım minnacık adamlar vardı. Minnacık derken küçük yani. Third person değil miydi? Third person değil ama mi? Adam o kadar minnacık değildi değil yani miydi? Değildi. Yani Ruslar işgal ediyordu evet, Amerika'yı. Amerika, aynı öyle. Bir tane sen de tamirci gibi bir heriftin böyle çıkıp böyle sokaklara çatışıyordun yani. Çok zevkli oyundu. Shooter gibiydi. Shooter evet evet aynen third person shooter'du. Ya, şimdi jüri özel önüne göre iki tane var benim aklımda. Şimdi 1 mi 2 mi oraya mı koymak konserine ama tabii ki 1 numara onu koyacağız da o zaman 2'ye koyalım. Tamam. Peki 3 tane oyun var şu anda bahsedeceğimiz. O zaman Conan'ı koyalım tamam mı? Conan. Abi yarama parmak bastı. Conan'ı koyalım buyur abiciğim. Buyur yarama parmak bastı. Ya geçen da. Tekrar düşündüm. Conan'ın Itaki'den çıkan bir tane şeyi var. İşte Conan'ın hikayelerini derlediğim bir kitap var. Abi okuyorum kitabı öyküler. Çok arkadaşım güzel, sen ya niye neden abuk subuk oyun yapıyorsunuz Conan'a ya? Geçenlerde bir tane çıktı işte strateji mi bu garip hani şeyde hatırlamıyorsundur bile. Bakmadım ya. Yani bakmadın da şeyde bahsetmiştik bu ay çıkacak oyunlar içerisinde bahsetmiştik. Evet evet doğru. Abi herifler gidip işte real time strateji falan ya ulan Conan var ya Conan bak Conan var. 100 sene önce yapılmış ve dünyanın ilk büyü kılıç hikayelerinden ilk böyle barbar bir arkasında lore olan evreni olan çok geniş. Tam böyle yani al arkadaşım oyununu yap dedecek. Tamam mı? Yapı, malzeme hazır alt yapı, aslında. Malzeme işte ülkelerinden, geleneklerinden, büyücüsünden, kılıççısından, tamam. Barbarından, hırsızına kadar her şey var lan her şey. Hiç... Abi bak bir şey bak. Yok yok abi adamlar gidip strateji yapıyor. Tamam. Üstten şeyli çıldıracağım ya. Formülü söyleyeyim bak şimdi. Alıyorsun abi tencereyi tamam mı? Biraz kılıç, biraz kas döküyorsun. Üzerine büyü koyuyorsun tamam mı? Kol bacak koparma koyuyorsun. Conan barbardır tuttuğunu öper. Hafiften seksepelite falan koyuyorsun aralara. Macera yazıyorsun. Conan sana hazır herkes ağzı bağlı. Evet, yani biraz böyle ama şey gol olacak böyle. Yani böyle car diye beynini yakacaksın. Balta atacak falan. Net abi yani şeyin konseptini alsa yeter. God of War'un çünkü konseptini God of alsa yeter. Witcher'ın yani her şey her şey gider abi. Bu kadar mı? Bu kadar evet mı yani? Evet abi adamı al. Bütün oyunlara koyabiliyorsun. Böyle bir şey karakter. Abi Funcom gözünüzü seveyim. Batın şey ya. Yani batın artık. Abi artık. Vallahi severdim ben Funcom'u ama batın abi. Batın onlar, biri sizi... Onlar da kulaç çekeceklerden bir tanesi. Lan biri sizi satın alsın da bir tane elektronik varsa alsın da yeter ki. Yani oyun yapısın abi ya. Bu Conan gibi bir hikayede gittiler bir tane survival oyun yaptılar. Evet. Ortada dal taş şak evet. Geziyor ortada. Ayıptır ya. Bu ne abi yani? Conan mı bu? Conan lan. Ya Conan değil oradaki karakter ama olsun yani. O ayrana geçiyor. Şimdi. Evet, son büyük iki. Oyunumuza geçmeden önce ufak bir oyun var. O aslında çok da bilinen bir oyun değil ama herkes tarafından. Ama sorun şurada. Alone in the Dark bu. Evet. Türün atası. THQ'nun elinde şu anda. Türün atası. Ondan sonra 92'nin mi 93'ün mü ne çıkmış izometrik bakış açısını koymak, korkuyu yaşatmak, o kamerasının boktanlığı sayesinde ne çıkacak falan gerginliği. Yani Resident Evil'ın 5 yıl sonra ortaya koyduğu standartları çok daha önceden koymuş. Tabii, 90'larda koymuş. 90'larda 90'ın koymuş. Başında. Evet bir oyun. Devamı da geldi birkaç tane 4-5 tane falan geldi sonrası gelmedi. Yani müthiş bir Resident Evil'ın karşısına koyabileceğim bir figür.
beraberinde veya Silent Hill'in karşısına koyacağım bir figür. Bir tür şeyi var hani fanı var çünkü 90'larda çocuk olan herkes bu oyunu oynamıştır, biliyor. Biliyordur net bir şekilde. Abi çıkmıyor. Çıkmaz. Bu en uzun çıkmayanlardan bir tanesi. THQ'nun elinde bu arada. THQ da Allah'lık. Yo yapıyor. THQ elinde ise yapabilir. Da. Yani yaptığı oyunlar şey yapılır ama yani Darksiders 3 bence çok kötüydü. Yani Darksiders keşke devam ettirmeseydi öyle dediğim bir oyundu bence. Yapabilir. Çünkü İnşallah. Onlar biraz şey açlar şu anda. Yani hani bir şey tutturalım da oradan yazalım buraya, abi. Yazalım yapsınlar ya. Ve tabii son inatçıya gelelim. En büyük ödülümüz. En büyük. Herkes de zaten biliyor. Bunu artık tahmin etmiştir. Konuşmaya bile gerek yok. Yani oyun dünyasının şeyi şişkosu. Bug'ı. Bug'ı. Ulan neydi herifin ismi lan? Gabe. Gabe. Kendine gel Gabe. Half-Life 3'ten bahsediyoruz tabii. Oyun dünyasında bu kadar inatla istenen ve inatla yapılmayan bir başka oyun yoktur abi. Yoktur yani. Ben üzerinde sen çok konuşmaya gerek yok ama sonuçta jüri özel ödülü her zaman ona verir yani net. Ben her şeyi unuttum zaten artık. Yani yok, öyle bir şey olursa hani çıkacak olursa ben... Bence bir orange box yapmışlar ya bunlar çıkartırlarsa. Bir tekrar orange box gibi atıyorum. Orange box olmasa purple box olsun. Bir daha elden geçmiş grafiklerle bir kere daha bir oynayalım. Oyun oynatır. Bak peki, o oyun oynatır. Bu VR'ın arkasından bir tane saplarlar mı acaba? VR'ı ne kadar satacak? Şimdi VR'da çok satarsa bunlar VR'ye gitti bundan sonra VR'a ağırlık yapalım derler. Belki VR'da yaptıkları motorla asıl babasını yapıyorlardır falan. İnşallah. Bak heyecanlandım. Mesela bu oyunlar içerisinde en çok ona mı heyecanlanırsın? Ha. Oo, zor sordum. Bak, mesela bu oyunda Prince of Persia'ya daha çok heyecanlanırım. Evet, kesinlikle. Conan'a daha çok heyecanlanırım. Evet, KOTOR'a biraz daha fazla heyecanlanırım yani, gibi geliyor Half-Life'ın bana. Half-Life'ın çünkü bende artık şeyi kapandı yani. Yani şey değil. Hani o aşık usandırır olayı var ya fazla naz. Ya üzerine çok fazla kül artık, döktük. Külde artık bir şey üflesen de o kor olmuyor ama. Aynen öyle. Ben de hala o şey, sen söyle. Anka kuşu gibi. Evet. Küllerinden doğacak bir Prince of Persia'ya bekliyorum. Burada... Evet. Paran olsa dese ki arkadaşlar bağış topluyoruz. Hangisini yaptırsan? Hangisine para basarsın? Prince of Persia. Net değil mi? Net. Kesinlikle. Net yani. Prince of Persia. Ubisoft duy artık sesimizi. Allah'ın Fransızı. Allah'ın Fransızı. En sonunda diyeceğim ya Vivendi mi ne bunları almaya çalışıyor ya. Alsın lan diyeceğim. Yazacağım mail. Olmalar da benden. Alın lan diyeceğim. Evet arkadaşlar siz de yazın. Ben de artık kapayım. Sesim gittikçe kartlaşmaya başladı çünkü. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.